Yaya olarak bayağı gezdik. Alaaddin değil de aslında Kılıç Aslan Meydanı mı ne yazıyordu? Yani bildiğimiz meydan, Konya'yı bilenler biliyordur. Ben bir şey diyemedim. Şimdi yaya olarak gittik o yola da arabayla nasıl gideceğiz onu bilmiyorum. Ama bak sağa dönemiyorum. Var ki yol o yön aslında. Yol orada bitmiş. Doğal olarak biz de böyle şu sağdan büyük yola çıkabilirsek iyi olur diye düşünüyorum. Doğruysa tabii. Evet doğru gibi gözüküyor. Ah tek yön diyor. Bak beni orada tam şurada 20 metre için tek yöne yönlendirecek. Orada sıçtık. Merkeze yakın bir yerdeyiz aslında. Şuradan niye çıkamıyoruz? Girişi olmayan yol. Girişi olmayan yol. Ne demek lan? Girişi olmayan yol. Sadece 6-7 metre. Sola dönün. Sola dön diyor. Ah. O da sola dönüş bakın gördüğünüz gibi yasak. Doğrusu bu zaten memleketi rezil ediyor ya. Bunu ciddiye almak bazen saçmalık. Evet. Güzel. Çabuk çıktık. Buradan nasıl? En sağdan gitmeyeceğiz. Direkt gideceğiz. O direkt gidersek tabii karşımıza bir engel falan çıkmazsa eğer meydana çıkıyoruz ama büyük bir ihtimalle ters tek şerit falan ya da ne bileyim tek yön gibi bir muhabbet olabilir. Işıklarda fazla video çekmeyelim, gereksiz durduralım. Bayağı bir bekledikten sonra hareket ettik. Bak sağ taraf tek yön diyor. Tabii biz oradan dönemedik şimdi. Beyşehir, Isparta, Antalya. Aslında hepsi bana uyuyor gibi. Yok Antalya uymuyor. Ya Sağa ben dönün. sanki sağa dönmem gerekiyormuş gibi. Numune Alaaddin Bulvarı. Herhalde Alaaddin Bulvarı bence daha mantıklı. Sağdan şu herifi geçeyim diye. Hala böyle dümdüz gidiyoruz. Evet, demin yürüyerek geçtiğim yol burası zaten. Tamam, buraya kadar doğru. Bak, arabalar oradan gidiyormuş. Biz bilemedik tabii. Ben sana bir... Sağa dönün. Sağa nasıl döneyim hayatım? Bilmiyoruz. Geç kaldık. Buradan kaçırdık treni. Çok şiddetli bir saat kadar yağmur yağdı. Bir kış moduna girdik. Şimdi yağmur durdu. Araba zaten kirli, daha kirli olmuş. Ağacın altındaydı. Neyse videoyu durdurayım ya. Burada boşu boşuna çekip yapmayalım. Burada ışıklarla çok bekliyorsunuz ya. Gerçekten çok bekliyoruz ama bak ya. Şu yol evet. Şimdi görünce anladık. Neyse yapılacak bir şey yok. Konya'yı geziyoruz. Bir daha nerede geleceğiz arabayla bir de. İçinde gezeceğiz. Bu işler piyango biraz. Ah dolmuş şu. Her yerde olduğu gibi burada da. Unutken diye biliyorum. Her yerde karşımıza çıkıyor. Bence yön olarak sanki sağlı gitmemiz gerekiyor gibi. Şansımızı deneyelim ya. Hafif sağa yönelin.
İnşallah doğru adreste kalmıştır da hafif sağa yönelim dediği doğrudur yani. Belki ya alakasız bir yerim ona tarif ediyor. Çünkü Google'a yazdım. Sağa dönün. Sağa dön. Ah, sağa dön dedi. Mantıklı olabilir. Sağa dönün. Burada dönmüyor oğlum işte konuşma. Şuradan dönersek döneceğiz. Ah, Mevlana yazıyor. Piyango vallahi. İyi Allah yüzümüze baktı. Sağa dönün. Kültür Park, Ankara, Alaaddin Bulvarı. Alaaddin Tepesi'ne geldik. Konya Spor'la da karşılaştık. Güzel. Burada karşıdan karşıya geçişler biraz şey. Tamam, demin şurada ben de evet aynen gezmiştim. Fotoğraf bile çektim. Ama bu açıdan çekmedim. Mevlana yine sağda kaldı. Gördüğünüz gibi sağda gözüküyor. Benim sağlı dönmem lazım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Biraz durdurayım şurayı. Ama görüntü de güzel yani. Sola dönün. Bak orospuya bak, sola dön diyor ya. Mevlana diye sağa gösteriyor. Sağa dönün. Şimdi sağa diyor. Kılıç Aslan Meydanı. Hep buralarda gezdik. Mevlana solu gösteriyor, iyi. Hala tesadüf eseri. Mevlana Müzesi, İnce Minare falan, güzel. Şöyle gidelim. Zaten oradan benim bildiğim kadarıyla Sinik Gebarsın yoluna çıkıyorsun diye hatırlıyorum. Oo, buralar yoğunlaştı demek ki. Burada gezmedik ama. Böyle şeyleri de eklemekte fayda var tabii ki. Daha şey olsun, şenlik olsun. Mevlana ne durumda şimdi abi? Herhalde direkt gideceğiz çünkü sola döneceğim, sağa döneceğim diye bir uyarı yok. Ama demin yaya olarak yürüdüğümde bir yol tam böyle şeydi. Yolun sonu böyle dümdüz gittiğinde Mevlana'nın türbesi gözüküyordu. Dolayısıyla o yolda değilim ama tabii biz araçla o yaya doğru basınca belki ondan dolayı beni böyle gezdiriyor. Güzel, bir şey yok. Öğreniyoruz. Tek yön. Ha, böyle tek yön gelmişsin ama. Mevlana sağlığı gösteriyor, güzel. İpikçi, buğday pazarı. 42.521. Hadi biz yabancıyız, salaz. Salak salak sürüyoruz. Sen göt. Konyalısın. Mevlana'yı sağdan gösteriyor. Aynı zamanda Adana'yı tahmin ediyorum ya. Çünkü daha ben Antalya'dan falan gelirken o yolu böyle önünden geçtiğim için, çok yakın geçtiğim için hatırlıyorum. Efsane 42. Oğlum biz yağmuru buradaydık. He tamam. Evet doğru yola geldim. Ya işte buradan görmüştüm bak. İstemeden geldik. Burada yağmuru yedik. Saklandık bir yerde şurada. Bedesten. Ah, kırmızıya yakalandı. Yapacak bir şey yok. Biraz etrafı çekelim hiç olmasa.
Japonya'nın MAN otobüsleri lan, bunlar hep MAN'cı ya. Demek zihniyet değişmedi yani. Kafa MAN'a yıllar evvel takmışlar, öyle de kalmış. Yıllar geçmiş. Hala MAN'cılar. NATO, kafa NATO, mermer. Ama metro çok güzel, çok yakışıklı. Merkez altına, üstüne güzelim. Oradan da çıktı karşımıza. Polisimiz de. Ben de aşırı genç. Gidip biraz fotoğraf çekip sonra yol almaya, zaten geciktik aslında. Oo, 6. Bayağı bir yol var. Etli ekmek, 17 litre fırın kebabı. Fırın. Metro yol istiyor gördüğünüz gibi. Herif oraya park etmiş gördüğünüz gibi. Rahat. Evet, vallahi yıllardır görmüyorum. Bu meydan bu kadar açık olduğunu da hatırlamıyorum. Demek ki şöyle meydan hatırlıyorum da bu kadar açık olduğunu hatırlamıyorum. Güzel. Demek orayı da açmışlar. Tabii buraya bir yere park edebilirsek belki fotoğraf çekebiliriz. Hafif sola yönelin. Adana'nın da o taraf zaten. Ama sola dönün. Biz ne güzel park şey yapmışlar ama. Park gece geldik ki. Şuradan yıllar evvel fotoğrafım vardı aradan. Hedefiniz soldadır. Çok sağ ol, iyi ki söyledim, gördük zaten. Şansımız yok. Buradan bir yerden bir dönüş yapıp öyle yapalım bu işi. Hıza da 50 yazıyordu gerçi. Hıza bastık gaza ama. Ya bu kadar yol geri dönülmez. Yürüyerek uzun bir şey olur. Konya Panorama Müzesi. Şöyle şansımızı bir daha deneyelim.